Evet sayın takipçilerimiz, bugün de yine kısa bir videomuzla gurbetçimizin bir derdine değineceğiz. Çok sorulan sorulardan bir tanesi yine mavi kartlıların Türkiye'den emekli kartları. Mavi kartlı ne demek? Mavi kartlı doğumla Türk vatandaşı olup daha sonra Türk vatandaşlığından Türk hükümetinden izin alarak çıkan kişilere verilen kartın rengi. Daha sonra da bu kanunda ismi oldu mavi kartlılar diye. Bu kişiler yabancı vatandaşlar ama Türk vatandaşının hakları gibi Türk vatandaşlığında geçirdikleri sürelerde kazanılmış hak olarak bu süreleri kullanma hakkı veriliyor bu kişilere. Vatandaşlıktan çıkartılanlar veya doğumla Türk vatandaşı olmayıp daha sonra da Türk vatandaşı olanların mavi kart hakkı yok. Peki bu kişiler Türkiye'den nasıl emekli olurlar yurt dışı borçlanma yoluyla? Aslında soru şöyle soruluyor. Şerif Bey mavi kartlı Türkiye'den emekli olur mu? Aslında soru yanlış. Sorunun doğrusu mavi kartlı yurt dışı borçlanma yapabilir mi? Evet, bu soruya cevabı çok rahatlıkla verebiliyoruz. Peki Türkiye'den emekli olabilir mi? İşte burada araştırmaya muhtaç. Çünkü sigortalılık süresi yetecek mi yetmeyecek mi buna bakmamız gerek. Nedir olay? Şu. Mavi 3201 sayılı kanuna göre Türk vatandaşı veya mavi kartlı insanımız yurt dışında 18 yaşından itibaren sadece Türk vatandaşlığında geçen sürelerini borçlanabilir. Erkekse çalışma, işsizlik süreleri, bayansa bunlara ek olarak ev hanımlığı süreleri. Türk vatandaşlığını kaybettiği tarihten sonraki hiçbir süresini çalışma, işsizlik, ev hanımlığı sürelerini borçlanamaz. İşte mavi kartlı borçlanma yapabilir mi 3201 sayılı yasaya göre? 2014 yılına kadar 11 Eylül 2014 yılına kadar SGK kişi başvuru tarihinde Türk vatandaşı değil deyip bu insanlarımızın başvurularını reddediyordu. Biz de gidip mahkemelerden bu haklarını alıyorduk, borçlanma yapıyorduk. Eğer süreleri yetiyorsa da emekli aylığını bağlıyorduk. Fakat 2014'teki torba yasa değişikliğinden sonra davaya gerek kalmadı. Hangi davaya gerek kalmadı? Eğer mavi kartlı kendi yurt dışı sürelerini Türkiye'de borçlanmak isterse dava açmasına gerek yok. SGK kabul ediyor. Yalnız buradaki tek istisna 3. maddeyi değiştirmedikleri için mavi kartlı hak sahibi yani ölenin hak sahibi olarak borçlanma yapmak istediğinde bu kişi Türk vatandaşı değilsin deyip hala reddediyorlar. Bunlar dava açmak zorunda. Bu ayrı bir konu. Ama değinmekte fayda var. Şimdi kişi borçlanma yapabiliyor mavi kartlı. Hiçbir sorun yok. Kendi süreleri için. Peki emekli olabilir mi? Emekli aylığına hak kazanır mı? İşte burada soru incelenmesi gerek. Mavi kartlı kişinin borçlanabileceği 18 yaşından itibaren Türk vatandaşlığında geçen süresinin en az 10 yıl olması gerek. SSK kapsamında en düşük 3600 günle bayanlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir. Onun için de 10 yıllık bir süre arıyoruz. Örnek verelim. 1972 doğumlu bir bayan 1990 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren ta Türk vatandaşlığına çıktığı süreyi o kadar süreyi borçlanabilir. Örnek verelim. Bu kişi 1998'de Türk vatandaşlığından çıktı. Tek Alman vatandaşı oldu. Mavi kart hakkı var. Kaç yılı var? 90'la 98 arası 8 yılı var. Bununla emekli olamaz. 58 yaşında da olsa olamaz. Ne yapması gerekir? Bu 2 yılını daha tamamlaması gerekir. Burada bir tip vereyim. Bir tüyo vereyim. Şayet bayansa, bayanın Alman vatandaşıyken veya yabancı vatandaşken yapmış olduğu doğum var ise her çocuk için, 3 çocuğa kadar her çocuk için 2 yıllık borçlanma hakkı var. Çünkü doğum borçlanmasında vatandaşlık şartı yok. Eğer bu bayanın
98'den sonra bir çocuk doğumu varsa 2 yılda oradan tamamlayıp 58 yaşında emekli olması mümkün. Mavi kartlı olarak hiç Alman vatandaşlığından çıkmadan veya kendi ülke vatandaşlığından çıkmadan. Eğer daha fazlaysa süresi, örnek veren ve 5450 günle 90 sigorta girişine göre eğer emekli oluyorsa bir bayan, yaklaşık 15 yıllık bir sigortalılık süresine ihtiyacı var. Yani 2005'e kadar eğer arada boşluk yoksa ev hanımlığı dönemlerinde bu kişi sürelerini tamamlayıp emekli aylığına hak kazanabilir. Ama bunun altındaysa özellikle erkeklerde yaşıyoruz bu problemi. 10 yılın altındaysa doğum olayı olmayacağı için eğer askerlik varsa askerlik Türkiye'de gelmeden önce askerlikle tamamlanabilir. Eğer o da mümkün olmuyorsa maalesef bu kişilere şu tavsiyede bulunuyoruz. Tekrar Türk vatandaşlığına geçin. Mavi kartlıların borçlanmalarında en çok dikkat edeceğimiz konu bu. Yani borçlanma yapıyorlar. Şirket, bazı emeklilik şirketler diyor gel olur sıkıntı yok. Borçlanma yapabilir. Evet yapabilir. Ama emekli aylığına hak kazanamaz. O zaman bunu yapmasının bir anlamı yok. Ona çözüm üretmek zorundayız. O nedenle eğer emekli olamıyorsa, bu süreleri tamamlamıyorsa ve kazandığı o yabancı ülke, örneğin Alman vatandaşlığını terk etmek istemiyorsa bu kişi, bu kişinin borçlanma yapıp parasını yatırmasının hiçbir anlamı yok. Ama oluyorsa elbette ki hiçbir engel yok. Emekli olabilir. Süre, önemli olan sürenin dolması. Ne kadar sigorta girişine göre ne kadara ihtiyacı var ise. Hemen burada bir şeye daha değineceğim mavi kartlılarla ilgili. Bazı emeklilik şirketleri veya bazı bu işlerle uğraşanlar şunu söylüyorlarmış. Beni arayanlardan duyduğum kadarıyla süre yetmiyor. Kişinin demin örnek verdiğim gibi 8 yılı var. Soru şu, şirket veya kişi soruyor emeklilikle uğraşan kişi. Mavi kartını ne zaman aldın? Diyor ki ben vatandaşlıkta 98'de çıktım ama mavi kartımı 2014'te aldım. Daha önce almamıştım. O zaman sorun yok. 2004'e kadar borçlanabilirsin. Hayır, yanlış bu. Kişi vatandaşlığı kaybettiği tarihte, yani Türk vatandaşlığından çıkma belgesini tebliğ aldığı tarihten itibaren artık Türk vatandaşı değildir. O tarihten sonraki süreleri borçlanamaz. İstersen mavi kartını, mavi kart bir nüfus cüzdanı gibidir. Yani onu sonra da alabilir. O süreyi geçirdi diye bu kişi emekli olacak, süreleri borçlanacak anlamına gelmez. Buna da dikkat etmek gerek. Sakın kanmayın. Eğer süre doluyorsa hiç sorun yok. Emekli için başvurulabilir. Bu konuda yardım almak isteyen varsa, durumunu tespit ettirmek isteyen vatandaşımız varsa bize iletişim bilgilerimizden, videonun önünde ve arkasında sonunda yayınladığımız iletişim bilgilerinden veya altta geçen bilgilerden ulaşabilir ve durumunu tespit ettirebilir. İyi günler.